Merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. Sevgili Hakan Eren'le beraberiz. Hakan Eren kim derseniz, Hakan Eren'in cebinde bir sürü meslek var. Her şeyden önce bir radyo yapımcısı, radyo sunucusu yıllardır hepinizin çok iyi bildiği nostalji programları yapıyor. Ayrıca çok ama çok acayip bir koleksiyoncu, çılgın koleksiyoncu diyorum. Nedir çılgın koleksiyoncu? Elinde hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok plak, kaset, eski band kayıtlar, hatta video kayıtlar, video dediğime bakmayın, VHS kayıtlar, Betamax kayıtlar, kasetler, kayıt üzerine ne varsa bir hazinenin üzerinde şu anda sevgili Hakan Eren. Çok da akıllıca bir şey yapıyor çünkü bütün bizim müzik geçmişimiz şu an uzun süreden beri sahipsizdi ve bunlara sahip çıkmakla son derece güzel bir iş yapıyor. Biraz sonra aramızda olacak, onu bekliyorum. Çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Beni kırmadı, geldi. Bu arada bütün dostlarımız da yavaş yavaş geliyorlar, hoş gelmişler, sefalar getirmişler efendim. Ben Hakan Eren'i 1995 yılında arabayla karşı tarafa büyük kulübe çalışmaya giderken radyoda dinliyordum, o saate denk geliyordu. Geçmiş Bahar Mimozaları diye bir program sunuyordu. O zaman da ben TRT'de bir program yapıyorum ve o programda da bir şarkı dizimine ihtiyacım var. Ama bu şarkı dizimi böyle şey olacak, ne derler... bir tarih sırasına göre olacak ve Hakan Eren'e mail attım. Dedim ki Hakan, sen bana bu şarkıları yolla, lütfen, rica ediyorum, seni tanımıyorum ama bana şarkı yolladı. Ama şöyle söyleyeyim size, sayfalar dolusu. Ben ondan 4-5 tane şarkı istedim, o bana kucakla. Ben ondan bir tane gül istedim, o bana bir demet gül verdi ve işte geliyor sevgili Hakan Eren. Bakalım. Bağlandı. Hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Dedikodunu yapıyordum senin. Tam ben Nasıl tanıştığımı anlatıyordum seninle. Kaç sene oldu değil mi? Çok yıllar oldu. 95. Yok, 98. 98, özür dilerim. 99, 99. 99 mu? Vay be, o bile uzun. 20 sene olmuş ha. Evet. Baksana, çok uzun bir zaman. İyi ki varsın ama hayatımda. Evet, Senin sağ var ol. olman benim için çok değerli. Sevgili Hakan. Ablan da burada, bak Serpil de katıldı. Habire geliyor. Gelsinler. Şimdi seni anlatırken dedim ki radyo programcısı, efendime söyleyeyim, çılgın koleksiyoncu. Ama tabii senin bizim bilmediğimiz dünya kadar meziyetin var. Şimdi onları da konuşacağız. Ama ben seni tanıdığımda sen bir de elektrik mühendisisin. Evet. Hem de nerede? Klasis. Klasis otelde. klasik Yani bitmişti. bit Proje ne? müdürlüğü yapıyordum o zaman. Senle tanıştığım Ne? zaman mühendisliğe devam ediyordum. Doğru. Nereye yapıyordun? Maxi Shopping kim Daha yapıyordun? Kız Kulesi'ni yapıyorduk o zaman. Kız Kulesi'ni. Evet ve biz onunla tanıştığımızda hakikaten bunları çılgın bir elektrik mühendisiydi ve çok güzel tasarımlar da yapıyordu. Ama gönlü bu taraftaymış demek ki. Ama çılgın gibi kazandığı parayı plağa, kasete, Betamax'a, Hayır. VHS'e her şeye. Ne O oldu? Ne tarih. oldu? Neden öyle oldu? Yani. Mühendislikten kazandığımız paralarla gerçekten o tarihlerde İstanbul'da çok sahaf vardı. Şimdiki gibi sadece internet üzerinden alışveriş yoktu. Sahaflar vardı ve cumartesi, pazar günü özellikle ben İstanbul'da bütün sahaflara dolaşırdım plak almaya. İnanır mısınız Zeliha, bugün az evvel bir şey için sitelere baktım birkaç plak için. İnanılmaz fiyatlardaymış şu anda. İnanamadım. Yani 500 liradan aşağı eski long play bulamıyorsun. İyi. Yani, çok yani Anadolu Poplar, Erkin Koraylar, Cem Karacalar, Barış Manço'lar falan 1500-2000 lira falan yani böyle. İnanamıyorum. Oh. Biz zamanında gerçekten
Ben bir oda dolusu zamanında iyi ki yapmışım. Şimdi herhalde böyle bir şeyler yapma şansı yok gibi geliyor bana. Korkunç fiyatlar. Hem fiyatlar korkunç, hem de kaynaklar azaldı sanıyorum. Biraz da onun etkisi var. Yani acaba koleksiyoncular Kaynaklar biraz topladı mı? azaldı diyebiliriz ama aslında bitmiyor. Çünkü şöyle bir şey, evlerden devamlı çıkıyor plaklar. Evlerden devamlı dergiler çıkıyor, bir şeyler çıkıyorlar. Bazı bizim özellikle merak ettiğimiz efemeralar dediğimiz fotoğraflar, imzalı bir şeyler, bir sürü şeyler falan hala çıkabiliyor evlerden. Ama Çünkü sen dergi de topluyorsun. Ben sende bir sürü dergi gördüm. Ses dergisi, Şu an tarafım hep dergi zaten. dergisi. Nasıl koruyorsun onları? Yani belli bir ısı, bir şey gerekiyor mu? Ne yapıyorsun? Yok, hepsinin cam mekanları var, şeyleri var. Kağıt olduğu için pek bir şey olmuyor. Plaklar da çok uzun ömürlü. Sadece birazcık taş plakları. Ben taş plak meraklısı değilim ama çok meraklı bazı sevdiğim şeyler var ama taş plakları korumak biraz daha zor. Çok çabuk kırılabiliyorlar onlar. Çok Ha, daha kırılıyor. hassaslar. Diğer plakları da odanın ısısını eğer yani böyle çok sıcak böyle hamam gibi olmadığı sürece koruma kablarında düzgün dikleyerekten yaparsan plaklara bir şey olmuyor aslında. Ne hatırlıyorum biliyor musun? Plaklar CD'lerden falan daha uzun ömürlü. Böyle hani yamuk yumuk 45'likler hatırlıyorum. Babamın bir tane arabası vardı. Güneşte kalırdı böyle. Bir de böyle içine girdiği şey de plastik bir şey. Peki bunları çalacak malzeme var mı sende? Vardır bir sürü. Onları öyle yapıp da oradan kaydediyoruz ve kaydettiklerimizi şu anda işte ya CD olaraktan ya plak olaraktan ya da dijital platformlarda çıkartıyoruz onları tekrardan yayınlıyoruz. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı kayıtlar eğer artık çıkmamaya başlarsa çok yakında yok olmaya başlayacaklar. Doğru Bunlar söylüyorsun. da müziğimizin adına hoş değil. Çünkü sonuçta baktığımız zaman müzik dünyamızın ürünleri bunlar. Yani müziğimizin nereden nereye geldiğine dair her türlü plak, iyisi kötüsü, sevilen sevilmeyen bir kanıt yani müzik dünyasının nereden nereye gelmiş. Her sanatçı için geçerli. Herkesin diskografisi çok başarılı olacak değil. Arada kötü üretimler de yapılmış yani. Bu Tabii çok doğal. canım herhalde. Çok doğal bir şey. Peki bir şey soracağım. Mesela sen şimdi diyelim aldığın zaman sahaftan plak ya da işte plakları aldın diyelim. Peki sen onlara bakıp da hani ne yapayım ben bunu böyle bir yıkayayım, sabunlayayım falan mı diyorsun? Ne yapıyorsun? Ya yani onundan iyi bir ses çıkarmak nasıl mümkün? Söylesene. Ceyda bu arada kadın. Plak eve girdiği zaman hemen arşivin içine giyilmiyor. Banyoda dolabın içine giriyor önce. Belli bir zaman sonra sıcak olmayan ılık bir suyla güzelce bir yıkanıyor onlar. Ondan sonra pamuklu bir şeyle atletle güzel kurulanıyor. O Eski atletler o işe içindeki yarıyor diyorsun. o plakların arasındaki çizgilerin arasındaki tozları önce bir alman gerekiyor. Yani aslında o çıtırtılar falan böyle hani plak çıtırtısı gelir ya böyle. O aslında iyi temizlememiş plaklarda daha fazladır. Çünkü aralardaki o küçük tozlar falan çıtırtı yapmaktadır. O temizlenirse plağın da kalitesi çok iyiyse, iyi temizlenirse antistatik şeylerle silinip de güzel koyarsan, iğnen değilse, plak kaliteli ise güzel çalar. Ama temizlemek çok zor bu tür kayıtları. Hele böyle çok önceden kalmışsa ve sen de kafayı takmışsan, ay pardon, elim şey oldu. Sen de onu kafaya takmışsan, yapamadığın bir şey olursa sana yardımcı olan biri var mı? Tabii ki. Ben bunları yani bu işlere başladığımdan beri diyeyim. Her zaman bu konularda yanımda olan ki her zaman minnetlerimi söylerim. Bora Eboğlu. Oya Bora'nın Borası. Borası. Bora Eboğlu. İşte o müziği kurduğumdan beri şu anda yaptığımız bütün üretimlerin masteringlerini ve temizleme işlerini hep Bora yaptı onların. Ne güzel. Evet hepsinde yani 2005'te 15 sene oldu yani mesela müzik şirketini kuralı Ossi Müziği. 15 senedir Bora hep yanımda oldu. Ne güzel. Ama Bora'dan hiç valla tahmin etmediğim bir iş yapıyor. Gerçekten. Bora inanılmaz titiz, inanılmaz araştırmacı.
O zaten normalde de o kayıtlar ve masteringler, mixler yapıyordu zaten. Ama bizim tanışmamız da yanlış hatırlamıyorsam beni Coşkun Demir tanıştırmıştı o tarihte ilk albümleri yaparken. Ne Onlar güzel. hep ondan sonra da hep yanımda oldu. Her şeyi yaptı. Hatta senin bu hafta bir tane de senin dijitalin çıkacak. Bir Evet. klipte yarıştığın yarışma şarkın, Eurovision'da yarışma şarkın. Onu da mesela Bora Ebol yaptı. Az Vay, süpermiş. O zaman bizi izleyenlere diyorum ki lütfen bak, Rüya Ersavcı var burada İstanbul Channel'dan. Arıyor Sinan Koyuncuoğlu var. Ceyda burada. Herkes burada, çok güzel. Sana şahane şeyler söyleyen dostlarım var aşağıda, bilmiyorum takip edebiliyor musun? Buradan duyurayım o zaman. Sevgili dostlar, bak Hakan benim şarkımı çıkarıyor. Ne güzel. Söz müzik Tolga Gürdil. Bu arada Hakan, senin böyle biyografine dedim hadi bir göz atayım. ya. Abi senin biyografin diğer Hakan Erenlerle karışıyor. Bu nasıl bir iş? Ne Ya yapacağız ya? Allah aşkına evet. söyle. Evet. Hollanda'da mı çalıştın? Ne oldu? Film Ne prodüktörü Hakan Eren'den karışıyoruz arada. ettiler? Hatta çünkü o bir ara milletvekili adaylığı koyduğu zaman da gazetelerde bana Eyvah. adaylığımı kondun. Bana müzik yani şarkıcı olmaların dışında artist olmak, dizilerde oyuncu olmak isteyenler, reklam filmde oynamak isteyenlerden gelen mesajlar bu desem. Birbirimize karışıyoruz. Hatta birbirimizi gördüğümüz zaman Hakan'la karşılaştığımız zaman hatta geçen de diyordu ki bana beraber bir röportaj vermemiz lazım. Çünkü çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Bence de. Bir de diş hekimi Hakan Eren var. Doktor galiba, diş hekimi. Var. Bilemem. Yani Karışıklık. Beren Saat'le Engin Hepiler'in oynadığı dizi hı. vardı. Oradaki Engin Hepiler'in dizinin adı da yani dizideki karakterin adı Hakan Eren'di. Aslında ilk karışıklıklar oradan başladı. İsim kalmamış gibi dizide onun adını Hakan Eren koydulardı. Hey Allah'ım ya Rabbi. Ama olsun varsın Hakan. Sen şu anda bütün Türkiye'nin bildiği bir isim haline geldin. Nedeni de yaptığın işteki titizliğin, inanılmaz dikkatliliğin, koleksiyonları toplayıp derleyip onları özellikle tarihlerine göre, solistlerine göre belli bir literatüre sokman, yayınlaman. Hatta unutulmuş bazı müzik olaylarını da sunman. Örneğin gazino mesela. Yeni gazinolar kralı diyor. Ama Bak bu ya arada başkanımız Metin Özülkü dinliyor. Haberin olsun, ağzından ne çıkıyorsa dikkat diyorum ya. şimdi gazino gerçekten bizim Orkestra şefi. müzik şeyimize bakıldığı zaman gazino olayı çok önemli çünkü gazino olayı önemli ve benim de çocuklukta inanılmaz derecede iyi takip ettiğim bir olaydı. Gidebiliyor muydum? Hayır. Ama korkunç derecede takip edebiliyordum. Çünkü gazinoya gitmek de başka bir şey. Nesini seviyordun acaba? Ya Yani neydi seni çeken? gazinonun en büyük özelliği eğer programı seyrettiğin zaman o andaki birçok starı bir anda seyredebiliyorsun. Bir gecede yani bir kalkıp tek başına bir Zeki Müren konserine gitmek var. Zeki Müren'den önce Ajda Pekkan'ı işte bir sürü film yıldızı, türkücüsü, popüler Bedi Akartürk'ü bilmem ne böyle bir herkesi seyretme diye bir şey var. Evet, Ve evet. inanılmaz bir olay. Tabii o atmosfer çok güzeldi yani gerçekten. Değil mi? O benim hep böyle çocukluğumda şeydi. Ben böyle bütün o zaman Hürriyet gazetesinde 2-3 sayfa, tam sayfa gazino ilanları çıkardı. Bütün gazinoların İstanbul'daki bütün gazinoların şeyleri vardı, kadroları vardı. Çok önemli kadro. Ve ben onların hepsini böyle sanki niyeyse ezbere bilirdim hepsini. Peki kim en çok sevdiğin solistler kimdi? Yani mesela dikkatli dinlediğin, izlediğin. Mesela Zeki Müren dedin. Kadroları. Şimdi ben ilk gazinoda, hayatımda ilk gazinoda 1977-78 falan da hayatımda ilk defa gazinoya gittim. Pardon 75'te hatta hayatımda ilk defa gazinoya gittim. Götürmüştü bizi ama tabii biz öyle böyle yemekli, içkili bilmem ne falan gidecek aile durumumuz yoktu ama arka tarafta dediğimiz duhurye dediğimiz sandalyelerin konduğu orada Tahta, tahta. daha ucuza girebildiğin yani çünkü gazinoda ille de gidip de yemekli, içkili çok pahalı girmen gerekmiyordu. Arkada seyredebildiğin yerler de vardı. Orada girmiştik. Biz mesela ilk benim seyrettiğim Assoli Zeki Müren'di mesela. Yani böyle bir çıktığı zaman hani şimdi
o deyimlerin o zamandan gelmedir yani sahnelere yakışmak, o sahnede parlamak hikayesi, yani star durumu gerçekten böyle sahneye adım attığı zamanki haliyle, davranışıyla, duruşuyla olaydı yani. Olaydı. Dilin tutulmuştur herhalde. Tabii hayatında o kadar merak ettiğim bir şeyi ilk defa gidiyorsun. Gel, bak program başlamadan yarım saat böyle etrafa bak, insanlara bak, sonra üvertürler çıkıyor, onlara bak falan derken böyle ondan sonra yavaş yavaş kadrodaki büyük isimler çıkmaya başlıyor. Sen yani böyle 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 kalmaya başlıyorsun. Hayatımda ilk defa mesela orada Mine Mutlu'yu görmüştüm ben. Yani o dönemin önemli bir sinema yıldızı ve inanılmaz güzel bir kadını yani. İnanılmaz Çok, güzel bir çok. kadın. Sahnede mesela hayatımda ilk defa böyle Mine Mutlu'yu gördüm. Böyle kala kaldım. Daha kaç yaşında? 9-10 yaşında falanım o tarihlerde. Tabii. Böyle kala kaldım. Nasıl güzel bir büyüleyici bir güzelliği var ve Çok. sahne tabii böyle yüksek. O acayip büyük orkestra falan böyle yani inanılmaz bir olaydı. Ama bir gece gittiğin zaman böyle birçok starı ve o günün bütün sevilen şarkılarını dinleyip eğlenip müzik dinlediğin. Şimdi mesela bir sahne yaparken ben seninle bile sahne yaparken repertuarını aman şunu koyma bunu koyma şöyle yapalım böyle yapalım diyoruz yani şu anda. Tabii birbirimize tabii. Diyoruz. Ama o zamanlar böyle bir şey yok yani. İnsanlar kaliteli müzik yapıyorlar yani her şey dinleniyor. Güzel olan her şey dinleniyor yani şu anda ille popüler bir şey söyleyeceksin. Hadi biraz eller havaya yapacaksın. Ne kadar anlayışlar değişti. Yani orada sanatçı çıktığı zaman ne söylese dinliyorduk yani. Böyle ağzımız bir karış açık dinliyorduk yani. Ne kadar Bir de güzel. şey vardı gazinoda mesela hem sanat müziği vardı hem halk müziği vardı, dansöz vardı, Komedyeni var. komedyen vardı, Tabii her şey. solist altı diye bir Tabii. kavram vardı, üvertür diye bir kavram vardı. Hepsi vardı. Hepsi. Yani işte Ben bir üvertürdüm de biliyor var. musun? Ben bir kere çıktı. Senin ilanın var. İlanım var sende. Ankara başlangıcı sizin. Ankara, evet. Ama Ankara'dan sonra İlanlarım var bir de. Evet, İzmir'de fuarda çıktım. Ben fuar deyince böyle akan sular durur biliyorsun. Ve ben çok istemiştim bir fuarda bir fuarım olsun yani. Ondan sonra gidip Atalay Noyaner'in başının etini yemiştim. Ve gidip fuarda sahneye çıktım. Benim de solistim. Seda Dur. Sayan. Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Edip Akbayram, Selami Şahin, Bülent Ersoy. Oh. Yok, Seda Sayan yok. Bülent Ersoy var. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses. Seda Sayan'la daha sonra Daha çalıştım. sonra. Daha sonra İzmir çalıştım. Park. Evet. Ondan sonra Bülent Hanım mesela beyaz mı giyecek? Kimse beyaz giyemez. O gün hangi şarkı söyleniyorsa, Batı müziği de dahil, hiç kimse onların şarkılarını söyleyemez. Bir liste yazılırdı. Bize mesela söylemek yasaktı. Ama çok güzel bir deneyim biliyor Abo. musun? Sadece bu üvertürler için geçerli değil. Altta çalışan bütün önemli isimler için de geçerliydi. Atıyorum, sallıyorum şimdi. İzzet Altınpaşa Maden Dağı'nı meşhur etmiş. Ortalık yıkılıyor. Eğer onu Zeki Müren söyleyecekse İzzet kendi şarkısını Tabii. söylemek de zorlanıyor. Yani Orada İbrahim böyle. Tatlıses vardı. Tabii mesela İbrahim Tatlıses'in şarkısını Selami Şahin'in bir şarkısını söylemek istedi ve Selami Şahin kendi şarkısını söyleyemedi. Ya. İbrahim Tatlıses Çok söyledi. iyi. Ya çok güzel bir şeydi. İşte biz bu güzel gazino şeylerini 2014'te işte Metin Özülkü şefliğindeki orkestrayla ilk Bostancı Gösteri Merkezi'nde gazino şov yaptık. Tekrar gündeme getirdik gazino olayını. Ama normal gazinolarda bir az solist olur. Ben orada iki as solisti bir gazino yapmıştık o zaman. Neşe Karaböcek ve Seçil Ekber. İki as solist birden çıktılar sahneye. Alt kadro işte Seyahat Ener o zaman rahmetli Berkant abi vardı. O Tabii. Can Turgut, Nuri Yoldaş, Tülay Özer, ondan sonra Funda, Bilgen Bengü, Ersan Erdura falan muhteşem. Seyahat Ener de solist altıydı. Yani böyle inanılmaz orada yaptık. Sonradan işte daha o zaman Kuruçeşme Arena kapanmamıştı. Kuruçeşme Arena'da iki tane yaptık. Birinde Muazzam Acil'de az solist. Sonra da bir sürü yerlerde yaptık. Zorlu'da Evet. yaptık. Birçok yerde yaptık gazino şeylerini. Ve o tarihten sonra gazino diyorduk yapmıyorlardı. Biz bir yaptık gazino şeyini. Ondan sonra birçok yerde İstanbul'da gazino adında programlar başladı. Gazinolar açılmaya başladı. Televizyon programları yapmaya başladılar gazino. Evet. Doğru Evet. bilmem mi diye. Bir Bak sürü şey Suna yaptık. Yıldızoğlu vardı unutmayalım diyor. Aa.
Yıldızoğlu Sonra. benim ilk saydığım kadroda değil. O Muazzez Abacalı kadrodaydı. Tabii çünkü Hakan Eren'i ben bütün gazino kadrolarını seyrettim. Farklı farklı alt kadrolarla güzel işler yaptı. Yeliz de vardı mesela. Deniz. Yani her bir kadro değil. Ercan Turgut vardı. İşte Ondan sonra tabii. o Muazzez Abacılı kadroda vardı onlar. Ercan Turgut birinci kadroda vardı. Muazzez Abacılı kadroda da çıkmıştı. Açılış yapmıştı. Zor mu? Bu kadar sanatçıyı idare etmek zor mu? Yani zor tabii ki de, zor tabii ki de ama benim yani benim iletişimlerimden mi nedir? Ben de zorlanıyorum, zorlanmıyorum dersen yalan söylemiş olurum ama öyle bir sistem, öyle bir iletişim kurduğum için ben biraz daha başkası yapsa daha zorlanacaktır. Ben biraz daha belki az zorlanıyorum. Hepsi arkadaşın olduğu Ama için. zor. Tabii. Yani Eskiden ben şimdikine bakıyorum da bazı büyük kadroyu bir araya getiriyorum. Bir de böyle bakıyorsun şeye gidiyorsun. Demin bahsettiğin İzmir Fuarı şeyine git, olayına git. O zaman toplu resimler çekiliyor ya böyle falan mesela o veya ilanlara bak. Allah'ım diyorum yani düşünebiliyor musun? Şimdiki büyük starların hepsini bir araya getirmişsin ve bir kadroda çıkartıyorsun. Yani biz şu anda ikisini bir araya zor getiriyoruz. Yani Doğru söylüyorsun. inanılmaz büyük kadrolar falan diyorum ki o zamanlar şimdiki gibi telefon yok, cep telefonu yok, bir şeyler yok, menajerler gelecek, anlaşma yapılıyor, geliyor. Bu kadroları nasıl kurmuşlar falan diye de düşünmüyor değilim yani. İnanılmaz bir İzmir Fuarı özellikle. Tabii. İstanbul'da daha kolay tabii ki. Fahrettin Aslan zaten şeyini kurmuş, hükümdarlığını kurmuş. O istediği sanatçı rahatlıkla hemen geliyorlar, sözleşmesi imza, kadro yapılıyor, yapılıyor. Ama İzmir Fuarı çok zordu. Şöyle patronların hükümdarlığı vardı orada. Yani patron ne derse patronun elini vurduğu anda bayağı ciddi şekilde herkes onun sözünü dinliyordu. Yani o patronların sözü çok ciddi dinleniyordu. O yüzden korkularından önceden mesela söz verdikleri zaman asla cayma falan olmuyormuş. Ayrıca sahne müdürleri vardı. Sahne müdürlerinin sözünü de çok dinlerlerdi. Bir de sahne arkasında ben mesela sahne komileri diyelim. Şimdiki rodiler. Öyle şeyler hatırlıyorum. Mesela bir de mesela haftada işte 6 gün çalışıyorsak bir gün gazinoya çalışıyoruz. Bir tane de matina gazinoya çalışıyoruz. Bir tane matinede içerideki personele çalışıyoruz. Yani içerideki çiçekçisi, böcekçisi nesi ne varsa onlara veriliyordu. Aslan Menajer. onlara kalıyor. Evet. Ve onlara da para veriliyordu. En azından hani gerçi gönlünden ne koparsa veriyordun ama bir de böyle bir şartlanma vardı ki o da bence çok güzel bir şey yani. Ya en azından adam diyor ki haftada bir gün benim de birazcık bir kazancım var eve götürecek kadar. Yani ama ona baktığın zaman yani İstanbul'u ele aldığın zaman o tarihlerde 30-35 tane yakın gazino var yani ve hepsinde bir sürü insan, kadro, bir sürü orkestra, bir sürü insan çalışıyorlar. Ve her gece her yer doluyor. Ne kadar ilginç. Şimdi baktığın zaman ya o zaman gazinolar da büyük yazdı. Mesela o İzmir Tabii. Fuarı'na bahsettiklerimiz 5 bin, 10 bin kişi alıyor yani. Her Tabii. bir gazino düşünsene her gece 50 bin kişi dolduruyorlar seyretmesi için. Her gece 30 gün boyunca Tabii. Şu anda her şey değişti. İnsanların eğlence anlayışı değişti, kültürleri değişti. Düşünsene, şu anda orada 5.000 kişilik yer dolduruyorlar. Şu anda İzmir Fuarı içinde açtıkları 200 kişilik yeri dolduramıyorlar. Ne kadar Doğru. değişti. Çok şey değişti ama burada şey de farklı. Bak, istenilen fiyatlar çok astronomik, ödenecek olan rakamlar çok astronomik. Yani girdiğin zaman mesela bir gazinoya kaç kişi gideceksin, kaç para ödeyeceksin? O zaman mesela ben Şimdi hayat hatırlıyorum çok şartları komik paralar tamam, vardı. girişler falan ucuzdu belki ama o büyük yerlerde ama baktığın zaman İbrahim Tatlıses'iymiş, astrolojistler falan o zamanki haberlere de baktığın zaman çok astronomik fiyatlara çıkıyorlardı aslında yani sanatçılar öyle ucuza çıkmıyorlardı. Transferler vardı, birbirinden solist çalıyorlardı. Bak, Yani Nesli sanatçılar Özsoy geldi, bak o işte dönemi yaşamış. gazino döneminin önemli isimlerinden bak Nesrin Evet.
Var bir gün Nesli de çok iyi bilir. lazım senin gazino Evet. Bir gün şöyle şey yapalım. Gazino toplantısı yapalım. Ya ama işte Instagram'da 5-6 kişi birden toplantı Keşke yapamıyorsun olsa. ki. O yüzden de bütün kadro kuramıyorsun burada işte. Doğru söylüyorsun. Fakat şöyle de bir şey var. En azından katılıyorlar, izliyorlar ve oraya fikirlerini yazabiliyorlar, bize selam söyleyebiliyorlar, bize şeylerini anlatabiliyorlar. Güzel yani, olsun varsın. Peki bir şey daha soracağım. Mesela son dönemlerde Gönül Yazar sana geliyor az solist olarak. Çok sıklıkla Neşe Karaböcek'le çalıştın, uzun bir süre. Neşe Karaböcek de Seçil Eper'le daha çok Seçil Eper. Marzabacı bunlar yapıyordum. Gönül Yazar senelerdir sahneye çıkmıyor. Senelerdir sahneye çıkmıyor. Ben bir tanesinde Uğur Karayelez'le yaptığım bir gazino programında Neşe Hanım acı bir olay yaşadığı için sahneye çıkamayacağı için zorda kaldığım Gönül'ü yıllar sonra sahneye çıkarttık. Çok keyif aldı. 30 yıl sonra sahneye çıktığı için çok keyif aldı. O yüzden de en son yaptığım pandemiden önce büyük kulüpte bir gazino ama o başka bir olaydı gerçekten. Çünkü büyük kulübün içini gerçekten dekorundan şeyine kadar Maxim gazinosu gibi yaptılar orayı. Gönül'e ben o zaman tekrar ne olur bir daha çık dedim. Gönül ilk defa 30 küsur yıl sonra ilk defa İstanbul'da benim hatırım için çıktı sahneye. Yoksa Gönül Yazar sahneye çıkmıyor ki. Ama şu da var, büyük kulübün izleyicisi de onu takdir edecek bir izleyici. Yani İnanılmaz. direktman gazino müşterisi yani. İçerisi böyle T podyumu yapıldı. Arkasındaki dekoru çiçek satan kızlar Ne güzel. gelen şeyler bütün davetliler hani eski gazinodaki gibi erkekler kravatlı veya smokinli kadınların hepsi tuvaletli ve çok şık giyinli. İnanılmaz bir ortam yaratıldı. Ve düşünebiliyor musun? Gönül Yazar'da bir sahneye çıkarttım. Elinden mi tuttum? Gönül o gördüğü manzara karşılığında ve o herkes ayaklara kalkıp alkışları gördüğü zaman ağlamaktan 5 dakika bırak şarkıyı 5 dakika Şarkı. kendine gelemedi. Çıktı Ay. ağladı. Çok şok oldu böyle bir çıktı. Herkes ayaklarda böyle ortam aynı gazino eski şeyi hissetti falan. İnanılmazdı yani. İnanılmazdı yani. Peki sen nasıl bir duygu içine giriyorsun? Şimdi pek çok ismi, mesela şimdi Gönül ablanın şu hissettiği şeyi yaşatmak çok önemli. Ama pek çok ismi sen yeniden piyasaya, daha doğrusu görünür kıldın, öyle diyeceğim sana. Piyasaya çıkardın demiyorum. Ama görünür kıldın ve yeniden eski albümlerini o tozlu raflardan temizleyerek Bora'yla beraber albümler yaptın, televizyonlarda kullanılmak üzere şeyler çıkardın, ne denir, bantlar, datlar çıkardın, CD'ler çıkardın ve bu kişiler bunlarla yeniden hayat buldular. Onların duyguları neydi? Sen neler hissettin? Yani ne Şimdi oldu? Yani bence çok güzel bir şey yaptın. benim açımdan bakarsan hani hayal edemeyeceğin bir rüya yaşıyorsun. O çocukluğunda peşine düştüğün, çok sevdiğin, taptığın insanlarla birlikte çalışıyorsun. Ve yani içlerinde çoğu öyle. Yani şimdi baktığın zaman bu Türk pop tarihine, sanat müziği tarihine, pop müziği tarihine gerçekten damgasını vurmuş. Yani asla unutulmayacak önemli insanlar bunlar. Ve sen bunlarla çalışıyorsun. Yani çocukluğumuzda biz onların bir imzalı resim almak için, bir kapıda görmek için, gazinonun çıkışında görmek için, şimdiki gibi çabuk ulaşılmıyor ki her şey. Görmek için saatlerce beklediğimiz insanlarla çalışıyorsun. Veya onların menajerliğine geliyorsun falan. Yani anlatılması zor bir duygu. Yani düşünebiliyor musun? Ben şeyde büyük kulüpte en sonda Gönül Yazar'ı tutmuşum, elinden tutuyorsun, sahneye getiriyorsun, sahneyi dolaştırıyorsun falan yani mesela. Ona anons ediyorsun. Yani bu anlatılacak bir şeyler değil, çok güzel bir şeyler. Yani bütün müzik aşıkları için diyeyim yani şu anda görüyorum bir sürü isim mesela. Onların çoğu gerçekten müzik, iyi bir müzik severler bunlar. Yani herkese nasip etsin böyle güzel bir şey yaşamak. Çok güzel bir şey. Bir şey yani ama diyeceksin ki ben senden tanıştığım zaman böyle şeyler yaşayacak mıydım diye hayalim var mıydı? Yoktu ama Allah
Böyle şeyler önümüze açtı. Biz de değerlendirdik. Çok güzel, keyifli zamanlar yaşadık yani. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bu da çok. Ama sen bir şey gördün. Yani benim sen çok zeki bir insansın. Benim her zaman söylediğim gibi aşırı derecede detay gören bir insansın. Sen bence o plakları, o şeyleri gördüğünde başka insanların televizyonlara çıkıp da onların çıkmamasını belki de haksızlık olarak gördün. Çünkü Kesinlikle. çok 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 şarkıları vardı. Bütün var ya, ben Bana sana göre yani. Ben öyle düşündüm. bütün başlangıç noktası bu işin, bende bütün böyle kafaya dang diye vurma başlangıç noktası, ben yurt dışında, yani şeyde, Avrupa'da ilk gittiğim şehir benim Paris'tir. 1997'nin, yani daha 98 radyoda başlamışım. Radyoya yeni başlamıştım. Tabii, ya da başlamamıştım, hatırlamıyorum tam orasını. Paris'e gittim. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Paris gibi büyüleyici bir şehre gidiyorsun. Ben orada Frank mağazasına girdiğim zaman şoka girdim. Bir kere hayatımda ben böyle büyük bir, yani ondan sonra Türkiye'de açıldı ama ben o tarihlerden bahsediyorum. Böyle büyük bir müzik market görmedim. Böyle bir şey görmedim. Dur şurada. Böyle büyük bir müzik market görmemişim. Bu kadar CD'ler, şeyleri bir arada görmedim. Ben böyle bir şoka girdim orada ve orayı dolaşıyorum. Tatil paramın çoğunu ben orada aldığım CD'leri, yabancı CD'leri görüyorum. Allah'ım, bunlar Türkiye'de yok, o yok, bu yok, alıyorum falan. Tam böyle bir reyona geldim. Tam bir elim attım, bir CD gördüm. Böyle kala kaldım. Çünkü Fransa'da, düşünebiliyor musun, Paris'in içinde bir Dario Moreno CD'si gördüm. Dario Moreno daha Oh Türkiye'de my God. unutulmuş, unuttular adamı yani, mesela Tabii. tarihte bahsediyorum yine. CD Dario Moreno. Hangisiydi? Deniz ve Mehtap mı? Hayır, Türkçeleri değil. Adamın Yabancıları. Fransızca, adam zaten dünya kadar Fransızcaları var. Hı. Fransızcalarını gördüğüm zaman, bir de düşünebiliyor musun? Bir Türk Dario Moreno yazıyor Fransızca bu. Ben şok girdim yani gerçekten. Allah'ım dedim, neden dedim Ajda Pekkan'ın böyle CD'si yok? Neden Nükhet, neden Hümeyra çıkmıyor? Neden Ayten Akman çıkmıyor falan diye. Ben böyle bir şoka girdim. Asıl yani benim çıkış noktam Dario Moreno CD'sidir yani. Onu gördüğüm anda bitmiştir her şey bende. İyi ki görmüşsün ama o da senin önüne he? Ahmet geldi Almanya. Ahmet geldi Almanyalardan. Artık Hoş çağırmıyor bizi geldin. Almanyalara. Evet, çağırmıyor valla ama neyse şu o şeye geçsin de korona falan çağırır. Ama ondan sonra herhalde mesela Bilgen'i mi yaptın sen ilk? Kimi yaptın? İlk Bilgen, yaptığın ilk Atilla Atasoy, Coşkun Demir, ha? Hüsnü Lebaha, Seyhan Taner, Neco, Işıl Yücesoy. 6 albümü aynı anda yaptım ilk, ama bu benim kendi İlk. şirketime yaptım. Ama benim ilk projem 2000 yılında, 2000 yılında çıktı. Yok yok onu sormuyorum. Onu sormuyorum. Albüm olarak sormuyorum. Televizyona çıkmaları için teslim ettiğin bantlar vardı. Onu soruyorum. O zaman ilk ben yeni tanışmaya başlamıştım. Seyhan Taner'e, Ayten Alpan'a, Uğur Aktoray'a vermiştim. İlk yaptığım CD'lerden falan. Hatta onlar buralarda duruyorlar şu an. O tarihlerde yaptığımız CD'ler, bilgisayar CD'leri, o tarihlerde yapıyordum böyle. Allah, onları ilk verdiğim sanatçılara verdi. Ha Onları verirsin bir de okumaz şey ne o yayına gidersin hatta okumaz o şeysin. yok yok o zamanlar. Şimdi bilgisayar CD'leri maalesef biz 7-8 veya 10 sene sonra bozulabiliyorlar. Çünkü Tabii. normal şirket, yani piyasadaki normal orijinal CD'ler gibi teflonlu olmadığı için, teflon kaplaması olmadığı için bozulabiliyorlar Tabii. Tabii. CD'ler. O yüzden de onun için normal orijinal şirket CD'leri daha uzun ömürlüklü, ama bizim zamanda bilgisayardan yaptığımız, kaydettiğimiz CD'ler uzun ömürlü değil maalesef. Değil, değil. Bozulabiliyorlar. Ayten abla nur içinde yatsın. Zaten onunla biz de beraber bir konserde de beraber olmuştuk. Ha, sen de Darüşşafaka'da yapmıştın değil mi? Tabii. Hatta benim orkestram çalmıştı. Ayten Ben abla de rahmetli. onun kayıtları söyleyeyim. Duruyor mu? İsterim. Bak davulcu da katıldı. Nazmi Sunal da geldi. Tamam. Ayten ablanın bugüne kadar yaptığı türün hem içinde hem dışında şahane bir albüm yaptınız ona.
Ondan sonra o böyle bir seri halinde devam etti Gönül Yazar ablamız arkasına ve son bomba Işıl Yücesoy. Ya O kadar şaşırtıcı ve o benim sağ gösterip sol vurma şeyi ki onlar yani. ya o, aslında o benim hayalimdi. Ve benim Ayten, bir başkadır Ayten Altman albümü benim ilk prodüktörlüğümdür. Benim ilk yaptığım prodüksiyondur o. Ondan önce yani şeyleri o en iyileri serisini veya onlar zaten var olan kayıtları yeniden remasterip yapma, çıkartma işiydi onlar. Fakat Ayten Altman albümü sıfır prodüksiyondu. Tabii. Benim ilk prodüktörlüğümdü. Ayten Altman ve onu yani ben sana söyleyeyim belki bir hafta falan ben dil dökmüşümdür onu tekrar ikna edip böyle bir şey yapmak için. Yani yapabilmek için çok uğraştım ve benim biri Ayten Altman, biri Gönül Yazar, biri Işıl Yücesoy'du. Dört kişiydi hayalim. Üçünü gerçekleştirdim. Birini biraz zor galiba. Mümkün değil gibi Kim? diyor. İkna edemiyorum yani. O zor yani. Öyle kim? Hümeyra. Keşke olsa. Bak o da Hepimiz çok istiyoruz. değerli. Hepimiz istiyoruz ama o mümkün değil yani. İstemiyor kendisi. Gel. Kedini de göreyim. Hangisi o? Hangisi? Ha, gel. Gelmek istiyor. Gelsin, Bak bak gelsin. bak bak bak. Canım benim ya. Kedilere düşkünlüğün de bir ayrı yani. Sevgili izleyiciler, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama Osimizik'te Hakan'ın kedisinin adıydı. Evet. Ve hakikaten O çok... Dido, bu Ossi'den sonra geldi. Ossi 16 yaşına kadar yaşadı. Dido şu anda 13 yaşında. Bu 13 yaşında. Ah canım benim. Ossi ile beraber 4 sene yaşadılar. Ossi'den sonra öbür kediler geldi. İşte iki tane kedimiz var. Ama Ossi, ben çünkü şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar dinlediğiniz, söyleyeyim ki oldu, dinlediğiniz bütün kayıtlar, bütün yapılan şu ana kadar yayınladığınız her şey şu anda yayın yaptığımız bu odanın içinde yapılmıştır. Ve bütün Ossi dahil olmak üzere ve bu Dido dahil olmak üzere bunların hepsinin ben kaydederken, bunları yaparken hepsi başucumda oturmuşlardır. Bunlar hepsini dinlemişlerdir. Canlı şahitler. Bunlarla beraber yapmışımdır hepsini. O yüzden de bu kedilerimin bayağı onları da dinleme emekleri var. Hayır, şimdi herhalde ezberlemişlerdir şarkıları kendi içlerinde diye düşünüyorum. Benim köpeğim ezberlerdi mesela. Yanlış bir böyle detone söyle, bir şey söyle, hemen böyle falan ses çıkarırdı. Bu arada Ertan diyor ki Darüşşafaka'da Oynuyorlar. Ertan 9 tanırsın belki. Ertan. Ayten Alpman'la Evet, Ertan çok, o da benim hayatımda çok önemlidir. Ve bu işlere başlamadan önce, yani bu işlere başlamadan önceden kadar eski tanırım Ertan'ı. O da iyi bir arşivcidir, iyi bir koleksiyoncudur. ne Sıkı güzel. takipçidir, iyi bilgisi vardır. Ve bizim de sağ olsun biz bu şey kurduğumuzdan beri Osu Müziği'nin bütün sitesinin işlerini, şeylerini, yayınlarını falan hep Ertan ele alır. O da bir gönüllüdür yani. O da gerçekten bir nostalji gönüllüsü. O da her zaman yanımızda durdu. Sağ olsun Ertan'ı gerçekten. bir türlü gerçekten her yerde bir şey olmamış. Nasıl fırsatı gelmişken hepinizin huzurunda gerçekten teşekkür ederim. O da her zaman yanımızda oldu yani bu işlerde. Hiçbir zaman bakış açısı çok başka. Onun da yani. O da iyi bir gönül yazar ve Neşe Karaböcek hayranıdır. Ama zaten şey değil mi? Birazcık da başka bakmak lazım. Normal herkes gibi baktığın zaman bu işler olmuyor. Bak Olmuyor. böyle bazı işler gönül işidir derim ben her zaman için. Yani hayatta her şeyden para kazanacaksın diye bir şey söz konusu olamaz ya. Bazı şeylerden kazanmayacaksın. Bu burada tor geliyor bunun sesi bilmiyorum ama motor gibi bir şey. Gelmiyor. Ama bırak Şu motora anda bağlasın. motor gibi tor. Olsun çok tatlı. Çok. Benimki hiç görünmüyor. Benimki ortalıkta yok valla. Senin kedi tembel. Kedi değil ki benim zaten. Kedi değil yani. Bak bir site mesela site deyip geçme. Birzamanlar.net Hakan Eren'in sitesi bu arada. Takip edin. Kaç senedir yok yok 10 küsür senedir hiçbir şey yapmıyoruz o site bizim 90'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar 2005'lere kadar
yaptıklarımız da kalmıştır. Öyle kaldı site. Hiçbir şey yapamadık. Çünkü Bak hepimiz doktorun da geldi Ali Esat. işte o da meraklıdır. Şimdi şöyle bir şey. O tarihlerde biz Yavuz Hakan Top, Sinan Doğan, Naim Dilmener, ondan sonra Asumaro bir sürü vardı. Alper vardı. Alper yapardı. İşte Ertan, Kadriyer Çetingöz, Ertan Akar. Hepimiz böyle gönül şeyle yapıyorduk o tarihlerde. Ki biz onu yaptığımız zaman, o siteyi falan yaptığımız zaman gerçekten hani nostaljinin nesine internette falan bakmıyorlardı. Biz onu yapıyorduk böyle gönülle ama herkes gönülle çalışıyordu hala. Yani oradan dolayı dostluklarımız çok gelişti yani bizim şeylerimiz. O site bir gönül sitesiydi. İlktir yani hemen böyle nostaljiler için. Ondan bak Ertan dediği gibi bizim oraya koyduğumuz bilgiler ve bilmem neler bütün birçok yerdeki kaynaklar oradaki şeylerden almadı. Biz onu devam ettiremedik açıkçası. Çünkü neden? Hepimiz Naim işte yazarlıkta başka şey gazetecilikte başka bölüme gitti. Benim işlere vardı şirket mülket derken müzik dünyasında. İşte Yavuz Hakan Top o zaman daha askerdi, subaydı. Sonra yazarlık şeyleri başlayınca falan hepimizin işleri daha fazla çoğalıp da şey yapınca Alper yapıyordu bütün Alper Romanya'ya gitti. site. Romanya'ya gitti bilmem ne derken ondan sonra site bir anda öyle kala kaldı. 2010'lar Ama beri falan yani 2000 kaç 2007-2008'lerden beri belki hiç el yatılmadı oraya. o Öyle duruyor. zaman Ertan sen o siteye bir göz at. Çünkü bak artı ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu Hakan Eren'e bir Dergi. tane Wikipedia sayfası aç. Bu Hakan Eren'i aradıkları zaman 3 tane Hakan Eren birbirine karışıyor. Hangi Hakan Eren nedir belli Bak değil. Zeynel'cim yemin ederim dün akşam bir Wikipedia yazarıyla konuştum hatta. Çünkü ben de girdim baktım orada karışıklık ve hiçbir şey belli değil. Yoksa Bana söz verdiler Wikipedia şeyi açılacak inşallah. açılsın çünkü 10 parmağında 10 marifet bak. Yani o Ben kadar yaptım. çok aslında merak ettiğim şey var ki Hakan Bey çok meşgul diyor Nazmi Bey bu arada. Çok meşgul hakikaten ben biliyorum. Bu arada zaten sen ben de dahil olmak üzere önümüze gelen önüne gelen sanatçı gelip sana akıl danışıyor ve supervisorluğunu istiyor. Senin danışmanlığın da çok değerli. Çünkü öyle şeyler yarattın ki şu an yani yeniden fenomen olanlar var. Şarkılar yeniden unutulmuş şarkılar yeniden doğanlar var. Mesela benim en çok sevdiğim senin danışmanlığını yaptığın albümlerden biri Deniz Sekin'in bir albümüdür Ha, mesela. aşkı. Bayılırım ona. Çok güzeldi yani. Hakikaten çok güzeldi. Deniz Artı Aşkın Rengi, Zuhal tabii. Olcay, Göksel. O kadar çok insanla çalıştık ki o öyle Göksel çok cover güzeldi. albümler yaparken çalıştık. Tek başına cover yapanlar. Hatta senden de vardı böyle Ben adını çok kaç sayayım. tane var? Nereden O antika var bir kere dinliyorduk komple. bilmiyorum senden dönerken. Ya ben bir tane cover yapmak istiyorum. Daha bana ne yap falan derken. Boğaz Evet. köprüsü üzerinde galiba aldatıldık. Galiba aldatıldık çıktı ortaya evet. Aldatıldık çıktı. Peki sen neye göre mesela sen bana baktın aldatıldığı yap dedim çok uydu. Peki sen neye göre karar veriyorsun? Diyelim ki bir şarkı cover şarkıyı Ya daha doğrusu biri bir cover şarkı yapmak istiyor. İsmen gelmedikten sonra neye göre karar veriyorsun? sen gelmedikten sonra değil. Yani o kişinin bana mesela işte birine cover arıyoruz. Biri diye bir şey yok benim için. Kimi arıyorsun? Nasıl bir şey arıyorsun? Sesini veya yorum şeklini bilmem lazım ki bir şey diyebileyim yani. Aynı şey filmler için de geçerli. Yani bana bir tane şarkı istiyoruz diye bir şey yok yani. Bana ya senaryo geliyor ya o dizinin o sahnesi geliyor. Oraya hangi şarkının sözleri, şeyleri, melodisi bilmem nesi oturur diye düşünüyoruz. Ondan sonra bir de onun iznini alıp alamayacağımızı, telifini alıp alamayacağımızı düşünüp yani öyle pat diye bir şey ödenilmiyor, öyle kolay olmuyor yani. Ve ıssız adam da mı öyle oldu? Nasıl Evet, oldu? o da öyle tesadüf eseri çıkıyor. Yani hepsi aslında biraz ben de böyle hepsi, bütün şeylerin hepsi, mesela Deniz'teki arkadaşım ol yeter patlattı. İşte ıssız adamdaki bu sigaramın dumanı da dumanlar bunlar işte ben varımlar falan hep böyle bunların hepsi yemin ederim
Hepsi tesadüf eseri, spontane çıkmıştır. En önemlisi Ayla Dikmen. Evet, o tamamen yani ama ben tabii senaryoyu biliyordum. Çağan bana göndermişti. Ben senaryoyu baştan sona okumuştum toplantı yaparken. Hani filmin içinde neresinde kullanacaksın bunu dediğim zaman şu sahnesi dediği anda yani ben hemen orada anladım Tık şeyi. diye. Bu şarkı daha güzel olur. Aa, hangi şarkı bilmem ne derken şarkı cuk diye oturdu. Ama yetmiyor gibi bir de oynuyorsun kardeşim. Bu ne ya? Aa, tesadüf canım, orası tesadüf ama. Hepsi tesadüf. Ama şu var. Senin iyi ilişkilerinle senin o işi yapabilirliğine dair karşıdakinin inancı şeyi yönlendiriyor. Yani işi oraya kadar getiriyor. En son sen izledim Beyler, de Eğreti Gelin Ladik'te oynadın. Ve çok ayıp, terbiyesiz. Yeşim Salkım'ın seviştiği adam diye bütün internete düştün. eşim öyle bir laf etti de onun için aslında işte bir var, böyle bir sahne var ama yani ama tabii o bir hayal sahnesiydi yani film Tabii. sonuçta film ama asıl benim bu sektörlere hiç girmeden önce yani hiç alakam yok kendim. Ben 17 yaşındayken ilk defa filme gittim. Biz o zamanlar set meraklısıyız. Allah'ım sinema seti görmek istiyorum ya. Çok meraklıyım ya müziğe, sinemaya, şuna buna falan. Set görmek istiyorum ne olduğunu. Ben o zaman dansa yazıldım. Beni çağırdılar. Bir gittim şu Zorlu'nun arkası Korukent'ti o zaman. Orada Kartallar dizisinin 13. bölümünde figüranlığa gittim ve bayağı bir rolüm var benim orada 17 yaşındayken. Evet. Ondan sonra Müşerref Akay'ın Türkiye filminde Yunan polisi rolü yapmıştı. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. bir tane yabancı filmde Ayten Gökçen oynadı filmde. Onun adını bilmiyorum filmin. Görmedim ben onu. Bar sahnelerinde işte dayak yeme sahnelerinde gitmiştik. 17 yaşındayım o zaman, daha çok küçüğüm. Üniversiteyi kazandığım zaman. Ondan sonra üniversiteye gittim zaten. Sonra Üniversiteye dedin ki gidince adam gibi şunu bir üniversiteye okuyayım bitireyim üniversiteyi. ya yok Ondan sonra. da var ya, doğruyu söyleyeyim sana. Şimdi o tarihlerde bahsettiğim tarihler 80'lerin işte 12 Eylül'den yeni çıkmışız. 80'lerin başı işte 82, 83 falan, 82 falandı galiba o tarihler. Tabii biz hepimiz aile şeyleriyle büyüdük. Yani babamız eve gelmeden önce eve gireceksin. İşte bütün aile aynı anda sofraya oturacak. Bilmem ne. Tabii. Yani böyle büyüdük yani. Güzel bir Eski şey. kuşak böyledir. Hep öyle. Babam ne kadar sokakta oynarsak oynayalım, babamlardan önce evde olacağım ve saat 9'dan önce evde olmak zorunluluğum var. Eğer o saatte haberi yoksa yani yedi nokkalı bir şey. Yani öyle bir despot babamız vardı rahmetli. Canım Şimdi nur içinde yatsın. neye çağırdılar filmden sonra? İşte Müşerref Akay'ın filmine çağırdılar, Türkiye filmi. Ben de o tarihte böyle o koşa koşa gidiyorum, meraktan geberiyorum ve set göreceğim, artist göreceğim, şey göreceğim falan. Ondan sonra gittik şeyde İncirli'de şey vardı, Yeni İnci gazetesi vardı. Orada çekiyorlar filmi. Ben başta sordum, dediler ki bana 6-7 bilemedin, 8, maksimum 8 bitmez, 6-7'de biter. Bir şey yok. Ben de hani babamı kızdırmayacak bir saatte evde olacağım için gittim ben de. Abi saat oldu, 2 oldu, kaç oldu? Bir türlü bitmiyor ve şey olmuyor. Ben bakıyorum Sana saat sıra gelmiyor. 7, saat oldu 8. Dedim Ah. babam beni kesin öldürecek, kesecek. Ve saat 12'ye kadar çıkamıyorsun da, kaçamıyorsun, salmıyorlardı. Saat beni 12'ydi falan saldılar oradan, biliyor musun? Ben eve nasıl geldiğimi bilmiyorum daha. Oynadın mı ama? Oynadın mı? Oynadık oynadık filmi. Ben Oynadın. Sağ ol. televizyonda denk geldi filmi. Ben de bir bakayım bari. Vardır herhalde. Türkiye filmi Müşerref Akay'dı. Türkiye. Şeref Tezcan'dı o zaman. Ondan sonra eve bir geldi. Baban. Daha böyle saat 12'ye geliyor abi. Böyle babam kapıyı bir açtı. Şöyle eller belinde böyle. Tamam mı? Elleri belinde. Sen neredesin lan, dedi bana. Ben baba işte filmdeydik de bırakmadılar da şu bu falan dedim. İşte dedi şöyle var ya, sana şöyle söyleyeyim. Sen dedi başıma artist mi olacaksın dedi. Şöyle okkalı bir tokat. Ben iki Evet. evde. İki seks. Ay. Valla çok güzel.
şeylere gitmeyi bir daha gitmeyi yasakladı tabii ki. Gidemedim. Ertesi gün şimdi o zamanlar cep telefonu yok ki ev telefonlarından arıyorlar çağırmak için seni. Babam yasakladı gitmeyi. Ertesi gün aradılar tekrar ajans arıyor. Müjdar'ın bir filmine çağırıyorlar. Teyzem filmine çağırıyorlar çünkü Ramazan. Abi, Eyvah, Müjdar o zaman nasıl biliyorsun ortalığı yıkıyor. teyzem de teyzem tabii. Şimdi ona gitmem şey Allah'ım babam bir kere yok dedi ya nasıl gidebilirim? Mümkün değil gidemiyorum falan. Geçen tabii gidemedim. O benim içimde böyle bir şey kaldı. Allah Müjdar'ın filmine gidemedik. Müjdar'ı göremedik bilmem ne o tarz. Ben evde ahır küfür babama bin surat falan böyle. eyvah Sonra eyvah. geçenlerde, geçen seneydi hatta. İşte Şehrazat abla evinde Müjdar, ben, Şehrazat abla falan oturuyoruz böyle. Müjdar'ı anlattım dedim ki ben dedim çocukluğumda dedim içimde kaldı dedim. Ben senin dedim filme böyle böyle babamın yüzünden gelemedim. Beni çağırdı o zaman 17 yaşında gelip dedim işte ne figürandık ne rolüm olduğunu da bilmiyorum ama dedim bir şeye gelecektik dedim. Ve dedim içimde kaldı Müjde ha gülüyor içimde kaldı diyor Canım ya ya. ben senin filminde oynuyorum. Ne olur diyorum yeni bir film yaparsan diyorum yeni bir filmde yani şu günlerde bir yeni film çevireceksin. Hiç olmazsa diyorum şöyle arkadan geçeyim. Arkadan geçeyim de bir gözükeyim senin yanında diyorum Müjde'ye. Canım Müjde ya ya. kalk 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 gülüyor işte. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ama boş ver. O zamandan bu kaçak göçek oynamışsın ama bugüne onlar hep böyle biriktirdiğin güzel anılar ya. Ne Bak. güzel. Bak Hakan Eren'in kedileri de oyuncu yazıyorlar. Geçen Evet, en son Serap. çektiğimiz klipte benim kedileri de oynattım da. Diyorum ki hadi bakayım rol yapacaksınız diyor. Mama parası kolay çıkmıyor. Mama, tabii canım çalışsınlar Allah Allah. Kolay değil. Çok iyi ya. Peki, senin Eurovision merakın var, efendime söyleyeyim. Ama hala takip edebiliyor musun? Ediyorsun. İstanbul'daki Sertab birinci olduk da gelip burada Türkiye'deki işte Zeytinburnu'ndaki neydi? İpek Erdem miydi ne? Orada yaptılardı şeyi. Spor salonu şimdi. O Zeytinburnu'ndaki yerde yaptılardı. Yedikule'nin orada. Ben ona gittim. İlk defa Eurovision'u canlı canlı seyredeceğim diye hazır ayağıma geldi. Çünkü yurt dışındakilerine çok istiyorum gitmek ama oraya gitmek için bir 10 gününü ayırmak gerekiyor. Yani Tabii. 10 gün önceden gitmen gerekiyor. O Sinan galaları Erdem diyorlar. ne, Doğru. provaları, bilmem nelerine. Ha Sinan Erdem doğru. Erdem'i doğru da işte Sinan'ı olmadı. Doğru. Orada yani hazır ayağıma gelmişken Eurovision'u seyretme şansına, o atmosferi yaşama şansına erişmiştim. Çok keyifli bir şey ya. Onu salonda seyretmek çok keyifli bir şey yani. Ama şöyle söyleyeyim sana, Eurovision keşke Türkiye'de olmaya devam etse bence, yani keşke Türkiye katılmaya devam etse yani. Çünkü o kadar güzel bir müzik olayı ki. Geçenlerde Eurovision diye bir sinema filmi seyrettim. Aa, şu Ve şöyle Will Ferrell ve Rachel Adams. İnanılmaz güzel. Eurovision 2020 yılında çekiliyor. Ya yapılmadı ya. Hazır bir dekor var, bir şeyler varmış. Onları işte faydalanarak yapmışlar. Ve sene yapmadı diyor ya evet. bütün ülkeler şarkılarını kadar seçmişlerdi. Tabii. Herkes gittiği de belliydi. Ve Will Ferrell İzlanda'dan katılıyor. Bütün hayatı boyunca katılmak istemiş Eurovision'a. Bütün hayali onunla yaşamış. Ve çok bir tesadüfle işte katılıyor. Ama izlemen lazım. İçinde gelmiş geçmiş Eurovision şarkıcıları var. Ve en güzeli ne biliyor musun? Atilla Şeref Tuğ'un bir şarkısı var içinde. Ha, şey Daniela Evet. Simonetta yaptı. Evet ve bayılarak seyrettim tabii. Çok güzel. Netflix'te mutlaka izlemen lazım. Buradan bizi izleyen diğer arkadaşlarımıza da önereyim ben. Eurovision seviyorsanız, nostalji seviyorsanız bu filmi izleyin. Sonra üstüne bir daha konuşalım. Hatta filmdeki onların katıldığı şarkı Amerika'da 12. sıraya mı 14. sıraya mı ne Tamam. yükselmiş listelerde? Tamam O ama kadar. şey dizinin Netflix'i sayesinde olmuştu o. Gerçekten öyle. Peki senin şu ana kadar kaç yapım oldu? Kaç tane albüm çıkardın? Ne var ne yok? Bu sıralar ne yapıyorsun? Neler çıkıyor? Sanatçın var mı? Vay şu sıralarda arşivi açtım diyorum ben açıkçası şeyden dolayı. Bu pandemi sürecinde gerçekten hapis yaşadığımız süre içinde ben hiç boş durmadım.
Dünya kadar üretimler yaptım. Çünkü onları yapmaya gerçekten vaktim olmuyordu. Oraya konser koşturmakta. Şimdi onların çıkan ürünlerini tek tek yapıyoruz. Bütün sanatçıları didikledim. Elimdekilerini çıkarttım. İşte mesela seni bile didikledim Beni yani. bile didikledi ya, inanamıyorum ya. Seni bile didikledim. Yani senden de hani elinde ne var yayınlanmamış bunlar hep bana göre yani yapılmış şeylerin piyasada olması gerekiyor. Çünkü yok olması hiçbir şarkı kötü bile. Çünkü sana kötü gelebilir, bana çok iyi gelebilir. Başkası tapabilir şarkıya. Onun için böyle bir ayrım olmadığı için iyi kötü şey bütün şarkılarım bir şekilde artık dünya dijital platform üzerine dönüyorsa dijital platformda olması gerektiğini Tabii bütün dünya dinlesin. Şeyi hatırlıyor musun? Şöyle bir şey var. Mustafa Özkent, gitarist. düşünüyorum. Mustafa Özkent'in çaldığı bir plak Norveç'te mi, İsveç'te mi Evet. ne? Evet. Plak. Listelere girmiş. Evet, şey oldu o Ama biraz. plak Ama 70 o yıllarında. oldu yani. Tabii. 70'li yıllarda çıkmış bir plak ve oynaması plağı. Bak, öyle değil olayda. Şöyle bir şey var. Bizim 70'li yıllarda pek yüzüne bakmadığımız, bizim buradaki yaptıkları funkiler, underground'lar, bilmem ne veya çok denemeli plaklarda bizim o zamanlar herkes işte Ajda Pekkan'lar, Sezen Aksu'lar böyle popüler şeylerin peşinde koştukları için o yapılan bazı şeylere o tarihlerde meraklısının dışında ilgilenmemişler. Ve maalesef bizim Türk sanatçılar dünyaya açılamadıkları için çok etnik ve çok ilginç şeyler yapmışlar o tarihlerde. Çok ilginç plaklar var bizde. Ve Var zaten, evet var. şu anda dünya genelinden bahsediyorum. Amerika olsun, Avrupalılar olsun, Almanlar ve şeylerde o tarihlerde bizde hiç ilgi görmemiş plakların peşindeler biliyor musun? Ve oralarda ben şu anda da bütün şeyde Neşe Karaböcek'in Yali Yalisi dolaşıyor. Daha yeni yine izin verdim. Yeni bir remixine daha izin verdim. Neşe Hanım'ın haklarını takip ettiğimiz için daha yeni bir izinle daha verdim. Bütün dünya şu anda da Yali Yali. Oradaki Yali Yali tamam hayalinden öteye yani o asıl şeyi de Yali Yali diye Neşe Karaböcek onu plak yapmış. Neşe Hanım'ın aslında o tarihte yaptığı kaydı gerçekten bir daha orijinalini dinleyin. O gırtlak nameleri, o yaptığı aranjman, o bilmem nesi gerçekten o tarihte anlaşılmamış ve devrin ötesinde bir olay yapmış kadın. Şu anda kıymeti fark ediliyor biliyor musun? Çok ilginç. Tabii. Hatırlasana Selda Bağcan'ın okuduğu şeyin bir küçük parçasını bir rapçi aldı. Dünyaya Dünyayı tanıttı. açılmanın şey işte biz o tarihlerde en fazla bizim sanatçılarımız gidip Olimpiyanın dışında başarılı çıkamadıkları için Doğru o da söylüyorsun. oraya aman olay oluyordu. Neymiş işte Olimpiyoda çıktı. Tamam o şey, yanlış anlaşılmasın çok önemli bir olaydı o da. Tabii, mutlaka. Sadece o sınırın içinde işte birkaç şeyde kalıp ya da işte o tarihte bütün sanatçılarımız ya Rusya'ya gider konser vermeye ya İran Şahı'na giderler. Hani dünyaya açılan sanatçımız yoktur ki demin bahsettiğimiz program başında benim bahsettiğim dünyaya açılan ilk sanatçımız Dario Moreno'dur. Yani Türklüğüyle her zaman ölmüştü tamam Fransızca dünya şarkılar yapıp Fransızca dünya çapında listelere girmiştir ama ve Türklüğüyle her zaman ölmüştür. Dünyaya açılan ilk starımız aslında Dario Dario Moreno. Biliyor musun? 1 dakika 57 saniyemiz kaldı. Moreno'dur. Aa nasıl geçti? Değil Benim şey mi? ben çok konuştum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bak, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasındasın. Sen çok sigara kullanmıyorsun. Yok. Çok hani ben seni çok yani hiç görmedim. Normalde içenden de rahatsız oluyorum. Evet. Bir iki Sigaranın bir şey söylemek istersen onlarla kapatalım, onunla Ben kapatalım. sigaranın zararlarını iyi bilen bir insanım. Çünkü etrafımda çok insan da gördüğüm bir şeydi. Ama sigara içmeyin demekle içmemezlik yapmıyor insanlar. Bunun bilincine kendilerini varmaları gerekiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sağlığınız tık yaptıktan sonra içmemektense şimdiden tık yapmadan içmesen de daha garantiye Değil girsen mi? daha iyi değil mi? Yani Keşke. doktor emri var ki söyleyip de sigarayı keseceğine o Tak sağlıktan diye kesiyor. düşünsen de hem doktor parası da vermez her Değil şeyi versin. mi? Ve daha şeydi benim çünkü sigaram şeyim olmadığı için alkol de çok meraklısı olan bir insan değilim. Sigara da hemen hemen hiçbir şeyindir. Mesela babam mesela benim ilk
Ben plaklar falan koştuk peşinde o paraları harcadığım zaman babam bana kızdığı zaman 43 saniye. baba bana niye kızıyorsun? Ben sigara içmiyorum, şey yapmıyorum. Bunlara paramı harcıyorum dediğim zaman susmuştu baba. O zaman çok teşekkür ediyoruz Hakan Eren. Ne iyi oldu sohbetimiz. Sağ ol. Ya bize şeref verdin. Senin hakkında bilmediğimiz bir sürü şeyleri öğrendik. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasındaydın. Çok teşekkür ederiz. İnşallah nice nice yıllar, müzik dolu yıllar Tamam. diliyorum güzel arkadaşım. Herkese selamlar, teşekkür Selamlar, ederim. sevgiler.